İki çay patlatsana. Patlatayım ana. Ringo, sana Yıldırım telgraf. Teksas'tan mı? Ne Teksas ya, İstanbul'dan. Aa. Sağ ol. Amcan Şaban, sizlere ömür, stop. Kahveyi sana bıraktı, stop. Acele İstanbul'a gel, stop. Muhtar Yaşar. Patron olacağım. Sen beni kovmuştun değil mi? Hayır oğlum, affettim ya. Sen şimdi o affını al, bük. Bir kere daha bük, bir kere daha bük. Sonra da münasip bir yerine... Tamam mı? Defol, bu sefer sahiden kovdum seni. Sen kovmadın, ben istifa ettim. İşsiz kalırsan gel İstanbul'a, yanımda iş veririm sana. Ringo İstanbul'da. Tövbe estağfurullah. Çak çak çak, kafamız şişti be, at şu cikleti ağzından. Biz vahşi batıda sakız çiğneriz. At şunu ağzından, Allah aşkına at. Moralim bozuluyor. Tövbe 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 tövbe. Ana! Ulan benim kafada bir şey atacak adamın, ben anasını avradını ya, yahu! Bırakın sakın ya! Ya bırakın ya! Ulan sana dur! 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 Yardım edin! Yardım edin! Yapma! Ateş, yapma! Ah! Ah! Benim kafada bir şey atacak adamın, ben böyle hendece atarım! Anladın mı? Ne oluyor ya? Ne yaptım ben? Lan ne manyak adamlar var be! Kapat şu kapıyı oğlum, hadi gidiyoruz! Oh be! Şşt, durun! Bavulum kaldı ya! Mardinli! Maşallah! İşler tıkırında! Güzel yere tezgah açmışsın. Eh, pek fena sayılmaz ağam, sağ ol. Ya, geç otur şöyle. Sağ ol ağam, estağfurullah. Otur lan. Emret ağam. Emir Allah'a mahsus. Maksadım iki çift kul kelamı etmek. Buyur ağam. Vakit nakit hesabı... mükalemeyi kısa tutacağım. Bu mıntıka bundan sonra bana geçti. Neymiş? Bu mıntıka sana geçmiş ağam. Aferin. Takdir ettim. Anlayışın çabuk. Sağ ol ağam. Bu mıntıkaya resmen el koymuş bulunduğumu... yedi bela Recep'in kendisine ilet. Buralarda görürsem o biçim. Tamam mı? Tamam ağam. O Mardinliyse ben de kara gümrüklü yedi bela Recep'im. Namımızı yedi belaya çıkarmışsak, ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. Ulan Mardinli, bu dünya bundan sonra ikimizden birine haram. Allah'ıma yeminler olsun ki bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da yedi bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. Alo? Buyurun. Evet. Rahatsız ettim. Ben Muhtar Yaşar. Evet, söyle. Ağam, başın sıkışırsa beni ara demiştin. Bir terslik mi çıktı?
Bazı evlere ayarladım. Tamamdır. Ama 3-5 karşı koyanı var. Ki şöyle bir gözüksen alayı siner. Gelir misin hağam? Sabah muhtarlıkta bekliyorum. Evet. Anladım. Yarın sabah oradayım. Rest. İşte şurası kardeş. Doğru yürü, kahve tam meydandadır. Sağ ol canım, gel öpeyim. Sen de sağ ol. Ortalarda yok. İnip bir bakın. Tamam abi. Ne oluyor ya? Allah! Kovboylar! Apaçiler bastı! Aman! Yapma! Yapma! Yapma, kıyma bana! Al her şeyim senin olsun! Yapma! Ah! Pes lan ayı! Abi ya, Teksas'a mı geldik? Tabancalar patladı, ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be! Abi ya, şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadı sen be? Ah! Ya tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Kahvenin adresi! Abi bir dakika, dur, gitme, bana bak, beni bekle! Abi, şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Ah! Oluyor ya! Allah Allah! Şu İstanbullular da ne kadar aceleci be! Cowboy tabancası ya! Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor. Hey Allah! Aa, kova! Tam hedef! Vurayım! Saksı vuruldu ya! Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Bununla kızılderili vurulmaz. Aa! Konserve kutusu!
Selamun aleyküm. Hadi aslanım, sarıldın. Ver tabancalarını. Kovboy canını verir, silahını vermez. Hadi aslanım, söz dinle. Sonra... Sonrası ölüm. O da Allah'ın emri. Ha abi, bir şey soracaktım. Gelme, gelme, fena olur. Tut şunları. Nerede bu kağıt ya? Ha? Abi şu adresi soracaktım. Davranın, yakalayın şunu. Ne oluyor ya? Şş, durun, ne oluyor? Hadi yürü, yürü seni. 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi. Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be! Ya o kadar adamı nasıl vurdu? Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzım dedi, sonra çekti, grav, grav, grav! Büyük adammış be! Analar böylesini bir daha doğurmaz. Çok da yakışıklı delikanlıymış. Şükürler olsun Rabbime. Bizi Recep belasından da, adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar! Deli etme adamı oğlum, vurdun mu vurmadın mı? Ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam, biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz! Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim ve de Juliana Cemma abim. Saçmalama. Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun değil mi? Aklın sıra yırtacaksın. Çok gördüm senin gibilerini. Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra 3 kurşuna 10 ölü. Allah affeder, ben affetmem. Ben de affetmeyeceğim. Ya sabır, ya sabır. Allah'ım ya sabır. Ha bak, ben o filmi kaçırdım. Yazık ya. Sen gördün mü nasıl? Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım. Efendi efendi anlat. Ne oldu, nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Çete içeride. Kafalar dumanlı, içki gırla. Ben kapıya bir tekme. Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yaz. Bir sağa, bir sola. Yaz, bir sağa, bir sola. Bir içeri, bir dışarı. Haydut dönüyor, yanında iki yeğeni. Kaydet, kaydet. İtiraf ediyor. Recep'in yanında iki yeğeni de vardı diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna, halkı soyuyorlardı. Arkasında 3 adamı daha vardı, pusudalar. Tamam. 7 kişi olduklarını da söyledi. Sonra? Sonrası, daha onlar davranmadan grav grav grav. 7'si de temiz. Toptan temizlik. İtiraf etti. Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler. Başlarında reisleri oturan ayı. Başında tüyler. Aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. Dıkı dık dıkı dık dıkı dık peşimdeler. Oklar, baltalar. Üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri! Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor, ateşli oklar. Eyvallah. Büyük iş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu Şaban. Recep gibi Allahsızı fedailerıyle toptan harcamış. Ve de tek başına, helal! 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum. Makineye bir asılmış 7 tane leş. Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş. Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin. Harbiden tak! Ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu kovuşun ağası benim ulan. Yetti lan. Geliyor abiler. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk.
Buyur ağam, şöyle geç. Geçelim bakalım. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Sağ ol anam. Geçmiş olsun. Hangi yatakta yatmak istersin ağam? Şurası iyi mi? Şurada. Hop dedik. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç sabıkaya kayıtlı 4 resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. Aslan abicim, ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan, öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbih. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu. Gel sen de öp. Gel. Gel lan. Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum. Tasalanma, bollatırız. Ben adamı bundan şişlerim ulan. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Aa, nasıl geçirdim ama? Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. Ne ermesi ya? Kör nişancı. İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı. Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan. Öpeyim. Sıtır hadi. Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel. Ama etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz abi. Deniz, sana abi, helal olsun abi. Aşağısın. 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 Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Ya kızarsa? Grav 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 grav. Rüyada bile vukuatı var adamın. Böylesi gelmedi memlekete. Grav grav grav. Çayı hazır abi, taze demledim. Uyandıralım mı? Bilmem. Bismillah. Hadi uyandırın bakalım. Uyan ağam, sabah... Allah Allah! Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah! Ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beştamalcın Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Çaycın Bedo. Tanrı. Nalıncın Deli Hüseyin. Neyse. Nargilecin Arap Mahmut. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Erketen o biçim Bülent. Seni tanıyoruz ya. Haratçın Gavurgani. Aman yarabbim. Manocun Saksağan Temel. Ve İbrikçi Başın Ayı Necmo. Bir düşüneyim. İyi iyi canım. Abi bu da ayın kumar manoları.
kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu. Ne yapalım abi bu paraları? Garibanların arasında bölüştürün. Sevinsin fukaralar. Haksızlık edeni o biçim yaparım. En büyük kovboy benim. O kadar. Helal olsun yaşa! En büyük sensin abi. Helal olsun sana. Helal. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Yedi bela Recep öldü diye seviniyorduk. Yerine daha beteri geldi. Aslında baş belası Muhteşem Bey. Evet evet Muhteşem Bey. Bu sefer kravatlı eşyalar geldi. 50.000 alan zavallı göçüp gidiyor. Gitmesin de ne yapsın? Yahu 50.000 liraya bu devirde ev kurulur mu? Muhtar da ortak onlarla. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız? Başımızda Şaban abi gibi bir adam olacaktı ki bizi kurtarsın. İyi söyledin. Seçimle bir de muhtar yapardık onu. Haklısın, tam muhtar olacak adam. Ama hapiste. Mahkemesi bile bitmedi daha. Bitmemesi daha iyi. Aramızda şöyle biraz para toplayıp sıkı da bir avukat tuttuk mu? 7 kişiyi öldüreni Adalet Bakanı bile kurtaramaz. Bu mahalleyi de Şaban'dan başkası kurtaramaz. Biz de mahkemeye çıkar, vuran o değildi deriz. Yemin ederiz. Mahallenin kurtulması için yalancı şahitlik yaparız. Ya Şaban kızarsa o zaman ne yaparız? Kızmaz. Biz ne yapacağımızı biliriz. Kalkın arkadaşlar. Susun! Halt olun! Susun! Sen anlat. Beyanım benden önceki şahitlerin aynıdır hakim bey. Recep'i öldüren başkasıydı. Siyah paltolu, iri yarı, aslan gibi biriydi. İtiraz ediyorum hakim bey. Ben aslan gibi değil miyim? Tamam tamam sen de aslansın, otur. Zapta geçirin. Hakaret davası açacağım. Tamam tamam sen de aslansın, otur. Aslanım değil mi? Listede 47 tanık daha var. Dinleyeceğiz. Evet. Biraz çabuk olalım, evet. O değildi. Vallahi başkasıydı. Bu adam sinek bile öldüremez yargıç bey. Bak şuna ya. Yemin ederim hakim bey o değildi. Vallahi gözlerimle gördüm. Bunda adam öldürecek surat var mı? Şu surata bakın. Bende Vahşi Batı'nın kovboy suratı var. Sen sus. Var o surat. Zapta geçirin. Kur'an evliya çarpsın başkasıydı. Çarpsın da gör ananın fotoğrafını. Susun! Tövbe tövbe. Her 52 görgü tanığının kesin ifadelerine dayanarak ve de delil yetersizliğinden tahliyesine. Şaban bey, buyurun şöyle oturun. Buyurayım değil mi? Evet. Bayağı güzel yermiş. Hoş geldin Ringo abi. Buyur, demli çayın hazır abicim. Sen kimsin lan? Ben de bu mahallenin Ringo'suyum, ufak Ringo. Müsaadenle kahvende ayakçıyım abicim. Aferin, işine devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? Tabii, kahve de senin.
Aslında bütün mahalle de senin sayılır. Bizi sen kurtardın Recep belasından. Kovboylar kurtarır, kötüleri temizler. Yaşa be Şaban abi, aslan abim benim. Şimdi başımızda daha büyük bir bela var. Onlara ancak sen karşı koyabilirsin. Seni muhtar yapmak istiyoruz. Son umudumuz sensin Şaban. Kurtar bizi. Allah gönderdi seni. Yo, telgraf. Tele alınca atladım posta arabasına, yani otobüse geldim. Muhtarlığı kabul ediyorsun değil mi oğlum? Bu muhtar dediğiniz şerif gibi bir şey mi? İşte öyle bir şey. Kabul. Muhtar olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Okul! Okul! Yol! Yol! Tapu! Bırakın onu, beni dinleyin! Ve de şunu unutmayın, atasözüdür. Oylarınız damlaya damlaya... Dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. İzlerim. O kadar. Halk. Bu seçim mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yerden kırıyorsun lan? Tuh! Allah'ın cezası pis muhalefet. Bütün mahalle oyunu kullandı mı? Kullandı. Liste tamam. Güzel. Sandığı odaya kilitle. Peki. Şaban abi, Şaban yavaş abi. Yavaş ol oğlum, peşinde apaçiler mi var? Hayır abi, oy sandığını çaldılar. Rumeli'yi sandan denize dökecekler. Ha? Haydutlar. Ringo şimdi işi halleder. Durun lan, ne yapıyorsunuz? Ha? Atlayın suya, çıkarın çuvalı. Yapma be abi. Atlayın dedim. Aman abi yapma, kış günü, su buz gibi buz. O halde son duanızı edin. Atlayın lan. Çabuk olun, getirin çuvalı, bozuluyorum ha. Sallanmayın. Tamam abi. Şimdi mahalle muhtarlığının bir nolu emri. Sabaha kadar denizin içinde nöbettesiniz. Ne nöbeti abi? Zatürre nöbeti. Gülme lan. Yapma be Şaban abi. Atlayın lan. Gece yarısı gelip kontrol edeceğim. Denizin içinde bulmazsam... ...Kızıldereli gibi kafa derinizi yüzeceğim. O kadar. Donuyorum. Koş lan, çuvalı getir. Şaban, Şaban, 2999. Aaaa!
Şaban! 3000! Şimdi sonuçları açıklıyorum. Muhtar adaylarından Şabanoğlu Şaban 3000 oy. Eski muhtar Yaşar Şerefli Koç 1 oy. Susun! Susun! Sus! O oyu da kendisi vermiştir zaten. Neticeye göre Şaban muhtarımız oldu. Çuvalın içinden birkaç tane izmaritle bir de lüfer çıktı. Dur bakayım. İzmaritleri tava yapın yiyelim. Bu lüferi de muhtar Yaşar artık münasip bir yerine... al al. Olmaz, olamaz, itiraz ediyorum. Arkadaşlar! Seçime itiraz var. Ne diyorsunuz? 1, 2, 3! Üçüncü! Dal dal dal! Cimdal cimdal dal! Yaşar! Yaşar! Al al! Görürsünüz siz, ben göstereceğim size! Anam da böyle diyordu! Muhtar Şaban'a kul oldu! Şaban, 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 Şaban! Görürsünüz siz, gösteririm size! İki milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban Bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak, yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Sonra 3 milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü... Valdenin gözü. Sen ne eşyoleşeceksin sen? Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. Kiremitler? Tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama... Aması maması yok. Şu çıkma kapılar, pencereler... 600, 800. Hayır, 100, 200. İflas ederim. İtiraz etme, zabıtayı çağırırma. Şu kumlar ne kadar? 80 küreği 400 lira. Ne? Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız, iflas ederim. Kızdırma, şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim, unutma. Güvenlik kuvvetlerini çağırırım ha. Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır, 5 lira. Yetti be! Yetmez. Bundan önce kazıkladıklarına say. Şimdi öp elimi, barışalım. Öp ulan! Önce ağzını sil bakayım. Siktir git lan! Sevgili vatandaşlar! Bir hayırsever, yıkılan kondularınızı yeniden yapmak... ...harap olanlarını onarmak için... ...malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız. El birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul! Buyurun, kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana, ben öpeyim, yapma. Sağ ol.
Okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi. Allah razı olsun. Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına. Bu haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam 2 milyon lira rüşvet aldı. Yalan mı? Doğru. Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım. Anlarsın. Daha bitmedi. O parayla daha neler yapılıyor gel gör. Gel bakayım. Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. Bırak beni. Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Yanlış anlamışım, affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur, dur kız, ayıp oluyor ama. Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur. Kız bakıyorlar, kendine gel. Bana bak, huylanıyorum ha. Şişt, herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız, ah fena oluyor.